Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Gündemimiz temel ihtiyaç destek kredisi. Benim artık görüşüm arkadaşlar, bu kredinin adı bana göre temel zengin destek kredisidir arkadaşlar. Videonun başlığına da bu şekilde attım zaten. Temel zengin destek kredisi. Neden öyle söylüyorsun? Hemen ekrana getiriyorum arkadaşlar. Şu birinci fotoğraf arkadaşlar. Biz ilk şartımız neydi? Gelir bilgisi 5000 TL ve altında olan vatandaşlarımızdı. Bana yorumlarda e-mail hesapların olsun vesaire hesaplara sürekli 6000 TL ve üzeri kullandırıldığından bahsettiğini ve bunun yalan olduğunu söylüyorlardı. Yani bankanın kesinlikle böyle bir şey yapmadığı yönündeydi. Ben de bunu size göstermek istedim arkadaşlar. Bu yeni gelen bir fotoğraftır arkadaşlar bana. Şimdi zengin destek kredisi dememdeki sebep de şudur. 6000 TL gelir bilgisi var arkadaşımızın. Kullanmış, kullandırılmış. Belki arkadaşımız bunu bilmiyordu. Ama banka biliyor. 5000 ve TL altında tek şart zaten. İlk krediler açıldıktan ilk günden beri bu yana tek şart buydu yani. Bu şart hiç değişmedi. Sonradan sicildir vesairedir çekti, senetli bir şeyler eklendi ama bu şart değişmedi arkadaşlar. 5000 ve TL. Bakanın açıklamaları var. Bakanın kendi tweet hesaplarından Sayın Bakanımızın gönderdikleri var. Şimdi tabii ki biz Bakanımızın fotoğraflarını gösteriyoruz, diğer fotoğrafları gösteriyoruz. Yani onun açıklamalarını gösteriyoruz. Ama bunu onay veren personel kimse, yani bunu görüyor ya, bunu burada 6000 TL olup da gören personel kimse, arkadaşlar bu haksızlık yapmış oluyor. Neden haksızlık yapmış oluyor? Ona geleceğim. Şimdi onu da getirelim. Getirdik arkadaşlar. Şimdi pardon. Arkadaşlar şimdi sol taraftaki 6000 TL gelir bilgisi kullandırılmış. Sağ taraftaki 2000 TL olan arkadaşlar da hala değerlendiriliyor. Şimdi banka bunu 6000 TL görüp onaylıyor, kullandırıyor, parasını çektiriyor, iyi güzel. Sağdakini niye hala değerlendiriyor 50 günden beri, 45 günden beri? Burada eşitlik nerede kalıyor? Eşitliği bırakın, kredinin alma şartları var. Şimdi sen bana sicili bozuk diye krediyi vermiyorsun. Eyvallah. Açık dosyan var diyorsun, bilmem neyin var diyorsun, varlık şirketine borcun var diyorsun, krediyi vermiyorsun. Ama senin en baştaki şartın 5000 TL ve altı geliri olması. 6000 TL yazmış adam buraya. He, başka 7000, 8000 geliri olan kullanmadım, kullandı. Ama o arkadaşlar ne yazdılar buraya? 2000 yazdılar, 3000 yazdılar, 4000 yazdılar. O şekilde kullandırdı. Bu çok farklı bir durum. Şimdi buraya 6000 TL yazıldığı zaman, bu şekilde kullandırıldığı zaman olay çok farklı. Olay çok farklı duruma geliyor. Bakın arkadaşlar, siz elinizi vicdanınıza koyun. Bu kredi başvuru yapan arkadaş yapmış başvurusu, o ayrı bir şey. Ben şunu elinizi vicdanınıza koyun. Size geldi bu dosya. Adam gelir bilgisi 6000 TL. Bunu yazmış. Aylık geliri. Bir de bu geldi. Sağdaki geldi. 2000 TL. Hangisine daha önce onay verirsiniz? Yani bankadaki bunları onay veren şahıslar hiç bunu düşünmüyor mu? Diyorlar banka onay vermiyor. Banka şöyle yapmıyor. Bakanlıkta, genel müdürlükte, ya orada sonuçta nerede olursa olsun bunu onay veren insanlar var. Bu insanlar bunu hiç kayda almıyor mu? Ya bu 2000 TL şartı uygun. Sicili bozuk olabilir. Belki bu arkadaşın da sicili bozuk. Nereden biliyorsunuz? Sicillere bakıldığını mı zannediyorsunuz? Hiç sicile falan bakılmadı arkadaşlar şu ana kadar. Doğru düzgün sicile bakıldığını zannetmiyorum ben. Bunu da söyleyeyim yani. Ben yaklaşık bu kredilerin başladığından beri özellikle ilk 10 gün, yani ilk 10 gün kredilerin onay süreci ve hızlı paranın yatması vesaire olduğu zamanlar kesinlikle hiçbir şekilde sicillere bakılmadı. Dikkatli bir şekilde bakılmadı. Sonradan artık para bittiği zaman sicilde borcun vardı, icran vardı,
Başka bir yere varlık şirketine borcun olduğundan dolayı, kredi kartı borcun olduğundan dolayı, hatta işsiz olduğundan dolayı, bin TL'nin altında gelirin olduğundan dolayı. Ya 1000 TL'nin altında gelirin olduğundan dolayı risklisin. Risk kriterlerine uymadığın için reddedilmiştir diyorsun. Bu adama 6000 TL geliri olduğunu gördüğün halde kullandırım yapıyorsan, şuradaki arkadaşı 2000 TL olduğu halde, burası daha düşük yazan arkadaşlarımız var. Bazı arkadaşlarımız şimdi fotoğraflarda var. Diğerki videolarımda onları da gösteririm. 1000 yazmış, 800 yazmış, 500 yazmış. Eyvallah, onlara da çıkmış. Onlar da kullandırılmış. Ama şimdi sen bu arkadaşın 6000 TL'lik başvuru yapan arkadaş şartı çiğniyor ve buna kullandırıyorsan, o zaman senin sicilin bozuktu vesaire de demeyeceksin. Yani buna da girmeyeceksin. Bu arkadaşı bu ilk şarttan kullandırım yapıldıysa, bazı arkadaşlar bu konuyla alakalı bazı yerlerde gördüğümü söylüyorum. Gözden kaçmış olabilir, dikkat edilmemiş olabilir vesaire vesaire konuşmalar, yorumlar falan yapılmış. Şimdi arkadaşlar, bu arkadaş buraya delikanlıcına 6000 yazmış. Bu arkadaş 4000, 3000 de yazıp bu krediyi kullanabilirdi belki. Sicili iyi demek ki. Kullanabilirdi. Ama adam 6000 TL yazmış. Bunun artık bakanlık mı, genel müdürlük mü, banka mı, kim son noktayı koyuyorsa, hiç bakmadılar mı? Bizim şartımız 5000 TL ve 6 deyip de bunu iptal etmedi mi, reddetmediler mi? Hani diyorlar ya, 1000 TL'nin altında gelirin olduğu için, 1000 TL'nin altında gelirin olduğu için risklisin, kredi kullanamazsın derken, şart 5000 TL ve altı, 5000 TL ve üstü olduğu için bu krediyi kullanamazsın mesajı neden yollayamadınız? Bu şekilde sadece bu kişi yok kullanan. Bunu kullanan da benim tanıdığım birisi. Nasıl bir şeydir bu ya? Ben bu yüzden bu krediye zengin destek kredisi diyorum arkadaşlar. Artık bu kredi benim gözümde zengin destek kredisi. Neden dersiniz? İşte örneği burada. Bu gibi bir sürü örnek çıkarırım size. Siz de biliyorsunuz bazı şeyleri. Bunu koymamdaki sebep de bunu belki bana yorumlarda vesaire yani çok yazdıkları için ben de bunu koymak zorunda kaldım. Bir de bu yeni olduğu için biraz da kızdım bu duruma. Ondan dolayı koydum. Yani bu tip gelen 3-4 tane bana bu şekilde fotoğraf var. Yani adam kullanmış, banka vermiş, başvurmuş. Bazı arkadaşlar diyor şans. Ya bu şans değil arkadaşlar. Bu şans değil. Bana göre böyle bir şans olmaz. Bu aradan kaynamıştır bilmem. O zaman ötekin nerede aradan kaynasın? İlk 10 gün boyunca varlık şirketi sicili bozuk yoktu. Sonradan hepsi meydana geldi. Bazı arkadaşlar da söylüyor ki ne varlık şirketine borçlananlar kesinlikle kredi alamaz. Tamam. Yasal olaraktan bakın, yasal olaraktan varlık şirketine borcu olan kredi alamaz. Eyvallah. Bunu zaten biliyoruz. Biz diyoruz ki ne? Krediler ilk başvurulduğu zaman varlık şirketine borcu olan bir sürü arkadaş bu krediyi kullandı. Bunun videolarını da yaptım. Bankaya borcu olup da izleyebilirsiniz. İki icrası olup da bir tanesi Turkcell'di. Hadi Turkcell alınabiliyor. Diğeri bankaydı. Hatta aktif bankaydı. Aktif banktı borçlu. Açık borç. Bunun kullanmaması lazım. Böyle söylediğiniz zaman. Ama kullandı. O kullandıysa diğer arkadaşın da kullanması lazım. Benim anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Bundan dolayı bu kredinin adı bana göre şu ekranda gördüğünüz görüntüden zengin kredisidir. Kalkıyorlar diyorlar ki ne, bir de arkasından kar açıklaması. 1,9 milyar lira kar ettik. Tabi edersiniz arkadaş. Kusura bakmayın. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu kadar şey, bu şekilde kredi reddi verirsen, şuna red verirsen, şuradakine red verirsen, şuradakine kafana göre onay verirsen, kar da edersin.
Daha fazla kâr etmen lazım. Çünkü sol taraftakinden az. Şu sağ taraftakinden 2000 TL gelir olandan çok fazla. Bundan 300 tane varsa sol taraftakinden belki 10 tane var. Neden böyle yapılıyor? Banka kendini garantiye mi almak istiyor artık? Ne diyeyim? Ötekisi arkadaşlar ödeyemez mi diye düşünüyor. Nasıl olsa bunun sicili bozuk ödeyemez diye düşünüyor herhalde. Ya bunu bu şekilde değerlendirilmemesi lazım. Arkadaşlar riskliyse bir kural varsa bu kural herkes için geçerlidir. Bana bu kural geçerli, sana geçersiz olursa bu torpile girer. Başka bir şeye girmez. Bundan dolayı benim gözümde bu kredinin işleyişi temel zengin kredisidir. Temel zengin destek kredisidir arkadaşlar bu kredinin işleyişi. Benim gözümde bu şekildedir. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Konuyla alakalı görüşleriniz varsa videonun altında yazıp benimle paylaşabilirsiniz. Sorularınız olursa sorabilirsiniz arkadaşlar. Temel zengin kredisinden anlatacaklarım bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum.